Merhaba Terazi Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Terazi olanlar Haziran 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve EbcDR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve Instagram adresimi de buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişleri oluyor, bazen onlara katılabilirsiniz. Ve gökyüzü gündemiyle ilgili bir takım vermiş olduğum bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 5 Haziran'da Yay Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek. Bu kuzey-güney ay düğümlerinin yay ikizler akısına geçtikten sonraki ilk kapanış, ilk dolunayı ve güçlü bir ay tutulması gerçekleşiyor. Bu sizin 3. ev konularınızla ilgili. 3. ev konuları çok yazma, çizme, sınavlar ya da böyle kısa vade yolculuklar, basın yayın işleri, kardeşlerimiz, onların hayatıyla ilgili sorumluluklarımız, genel anlamıyla bu etkilerde bir. Bu konularla ilgili hali hazırda mevcut bir gündeminiz ya da bir problem var ise bunda artık bir sona geliyorsunuz. Bu konuyla ilgili gündemlerinizi kapatıyorsunuz. Bunun nakşatrası Jiyesta. Jiyesta çok özgürlüğüne düşkün bir nakşatra ve egosu çok ön planda, hırslı ve yükselme arzusu çok olan bir nakşatra enerjisinde. Bu üçüncü ev konuları ile ilgili bu kapanışınız neler olabilir? Kardeşlerinizle ilgili eğer böyle sorumluluklar aldıysanız, onların hayatıyla ilgili var olan, işte onların maddi kaynaklarında belki destek oluyor olabilirsiniz ya da onların hayatıyla ilgili bir düzen oluşturmak adına bir takım sorumluluklarınız var ise artık bununla ilgili bir sona geliyorsunuz, bir kapanış mevcut. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa basın yayın işleri, yazma, çizme, iletişim, çok böyle kısa vadede yolculuklar, üniversiteye kadarki eğitimi de ifade eder yani ilkokul, ortaokul ve lise dönemindeki bireyler için bu konularla ilgili de artık bir sona geliş, bir tamamlanma, hallettim, bitti gibi böyle bir enerji mevcut. Jiyesta dediğim gibi çok özgürlüğüne düşkün bir enerjide. O yüzden bu kapanışı yaparken çok kendi hırs ve özgürlük temalarında içerisinde barındıracak bir kapanış olması muhtemel. Sonra 6 Haziran'a gelince Güneş'in Mars'ta bir kare açısı olacak. Bu kare çok gergin bir kare etkisi. Sizin 9. ev ve 6. ev konularınızda gerçekleşiyor. İlk bundan öncesinde Venüs ilk Mars'la bir kare açısı olacak. Yani sizin beden sağlığınız noktasında ya da iş hayatı ile ilgili gündemlerinizde, finansal durumunuzda veya da yurt dışı bağlantılı bir takım işlerle uğraşıyorsanız bu konuların hepsiyle ilgili maddi olarak bir gerginlik mevcut olacak. Sonrasında 6 Haziran'a geldiğimizde egosal bir kargaşa mevcut gibi gözüküyor 6 Haziran ve civarı günlerde. İş hayatı ile ilgili gündemi olan bireyler için işinizde yeni bir vizyon ya da yeni bir konum ya da yeni bir kazanç veya da kazançla ilgili bir gündem oluşturmak adına bir konuşma gibi böyle bir gündeminiz var ise burada çok fazla egonuzu ön planda tutma ihtimalinizi artırıyor. Çünkü Güneş bizim egomuz ve iş kimliğimiz, benliğimizdir. Mars da çok hırs ve bir askermiş gibi düşünebilirsiniz. Kurallar ve o kurallara boyun eğmemiz gibi böyle bir etkide. Bunların kare açısı çok zorlayıcı olduğu için egomuzla savaş halinde olma ihtimalimizi çok artıracak bir etki. Sonra 13 Haziran'a geldiğimizde Mars'ın Neptün'le bir kavuşumu olacak. Bu kavuşum size yine 6. ev yani beden sağlığınız ve iş hayatınızı ilgilendiren bir evde gerçekleşiyor. Mars Neptün'le burada kavuşması sizin biraz enerjisi olarak çok düşük vücut böyle sisteminiz anlamında birazcık daha keyifsiz hissettiğiniz ve Neptün'le Mars kavuştuğunda beden eforu biraz böyle çok iyi kontrol edilemez, daha hastalıklara açık olan bir dönemmiş gibi düşünebilirsiniz bu dönemi. Enerjinizin hem düşük hem de kendinizi keyifsiz hissedeceğiniz bir etki. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise iş hayatında bir takım belirsiz durumlarla uğraşma ihtimaliniz artacak. Var olan gündemlerinizde net olmayan bir iş sisteminin içerisinde çalışıyorsanız Neptün zaten sonrasında da geri hareketli olacağı için 23 Haziran'da bu belirsizlik daha da artacaktır sizin nezdinizde. Sonra 18 Haziran'a geliyoruz. Merkür geri harekete başlayacak. Burada Merkür sizin kariyerinizi ilgilendiren bir evde geri harekete başlayacak. Kariyerle ilgili bir takım iletişimsel olarak çok iyi kendinizi ifade edemediğiniz ve ufak problemler yaşadığınız bir etki verecek. Sonrasında 21 Haziran'da da burada yine kariyerinizi ilgilendiren bir evde Güneş tutulması bir yenilik olacak yani. Bu yenilik çok güçlü bir yenilik çünkü Güneş tutulmasının akabinde gerçekleşiyor. Ve nakşatrası Mirigasira'da. Mirigasira çok hazır cevap, sivri dilli, çok kendi egosunu yine çok ön planda tutan bir nakşatra. Çok kendini düşünen,
Hedef odaklı, karşıdaki insanlara hükmetmeyi ve onları bir şekil vermeyi çok seven bir enerjide. O yüzden bu yeniliği yaparken özellikle kariyerinizle ilgili çok fazla kendinizi düşünerek ve çok sivri dilli bir şeyleri dayatarak adeta bu yeniliği yapma ihtimalinizi artırıyor. 23 Haziran'a geldiğimizde Neptün geri harekete başlayacak. Sizin yine bu beden sağlığınız ve iş hayatınız, günlük işlerinizi ifade eden bir ev. Zaten bu konularla ilgili bir takım belirsizlikleri mevcut hale getirdi. Beden sağlığınıza net olmayan durumlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ya da iş hayatınızda net olmayan durumlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Artık 23 Haziran ve sonrasında bu durum daha da artacak. Neptün hem belirsizlik içerisinde verir hem de çok aldatıcı bir enerjidir. Net olduğunu zannettiğiniz çoğu şeyde aldanma ihtimaliniz çok artır. Aslında onun net olmadığını. İş ilişkileri ilgili özellikle bu daha net görünen bir durum. Net olduğunu düşünürsünüz, bitti oldu gibi düşünürsünüz. Ancak aldatılma yani kan böyle negatif bir belirsizlik gibi düşünebilirsiniz. Aldatıcı bir etkidir Neptün'ün doğası. Geri hareketiyle bu aldatıcılık daha da yüksek bir doza çıkar. O yüzden iş hayatıyla ilgili bir anlaşma, bir görüşme ya da iletişimsel olarak bir konuyu konuşmayı planlıyorsanız 23 Haziran öncesinde bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. 25 Haziran'a geldiğimizde artık Venüs ileri harekete geçecek sizin 9. evinizde. Bu özellikle yurt dışı ile ilgili bir takım işlerle uğraşan ya da işte yurt dışından gelen paralar, yurt dışı ile alakalı bir gündeminiz varsa akrabalarınız ya da yurt dışı ile ilgili seyahatler her şey olabilir bu 9. ev yurt dışı ile alakalı. Bu konularla ilgili Venüs artık buradaki yaşamış olduğunuz problemleri birazcık minimalize edecek. Yani biraz rahatlatacak. Çünkü Venüs geldi evin konularını rahatlatır. Burada yaşamış olduğunuz ufak problemlerin de önü açılacak gibi düşünebilirsiniz. Eğer yurt dışı ile ilgili bir gündeminiz yok ise, lisans, yüksek lisans, doktora dönemi, böyle bir dönemde tez yazma döneminde bireyler için çok daha güzel, keyifli, daha böyle kendinizi iyi ifade edeceğiniz ve çok akışta hoş bir şekilde ilerleyeceğiniz bir etki verecektir Venüs'ün burada olmuş olması. O yüzden bu süreçte bence tezinizi yazmak ya da işte o konularla ilgili bir girişimde bulunmak adına da yine çok pozitif bir etki sağlayacak. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise de diğer bir anlamıyla da şudur, inançlarımızdır. Çok daha iyi bir inanç sistemi anlamına gelir. Yani böyle çok keyifli bir ibadet yapma enerjisini de verir Venüs'ün burada olmuş olması. Sonra 28 Haziran'a geldiğimizde Mars Koç burcuna geçecek. Artık beden uğraş eforlarımız adeta yer değiştirecek ve 7. ev konularına geçecek. 7. ev konuları evlilik ve çok hassas aslında çok güzel ve hassas konulardır. Mars'ın burada olmuş olması Koç burcunda evet kendi burcunda olacak ancak evlilik konusunda çatışmaları artıracak bir etki. O yüzden burada Mars'ın olmuş olması sizi daha böyle çatışma ya da kavgaya tetikleme enerjisini artıracağı için bu konularla ilgili iş ilişkileri, evlilik ya da iş anlaşmaları gibi bu konularla ilgili çok hırslı, kavgacı, ani, hemen olsun gibi böyle bir etkiyi de içerisinde mevcut kılacak. Ancak kendi burcunda olduğu için bu çok fazla negatif bir durummuş gibi olacağını düşünmüyorum. Ama yine de evliliğiniz konusunda daha dikkatli olmaya gayret edin. Sonra geliyoruz 30 Haziran'da Jüpiter'in Plüton'la kavuşumuna. Kavuşumun hem ülke gündemi açısından hem de sizin nezdinizde çok önemli. Jüpiter Plüton'la her kavuştuğunda çok ciddi finansal krizler olmuş dünya gündeminde. 1994-2007 yıllarına falan bakıldığında bu Jüpiter'in Plüton'la her kavuşumu çok krizli durumları tetiklemiş. Sizin için bu dördüncü ev yani yuvayı ve hayatın temelini ifade eden bir evde gerçekleşiyor. Özellikle yuvanız noktasında eviniz, yuvanız, hayatın temel neyi oturttuysanız o geçmişten getirdiğimiz aile köklerimiz bu konularla ilgili ciddi bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Bu o kadar köklü ki Plüton işin içindeyken zaten bambaşka bir forma taşır var olan dönüşümü. Bu yuvanız noktasında ciddi köklü bir değişime gitme ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir döngü. Sizin için hesaplamış olduğum Ebced değer hesaplamaları sonucundaki zikir Ya Vedud 20 defa söylenmesi gerekiyor. Diğer bir esma da Vent Erhamur Rahim'in 1000 ila 1100 adet söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.